Ülkemizi yarınlara taşıyacak büyük projeleri hayata geçirerek yurdumuzun geleceğine ışık tutuyoruz. Yürütülen bu çalışmalarla geleceğe üretime, istihdama, refaha, kalkınmaya yol açıyoruz. Türkiye'nin yolunu açıyoruz. Yenikaya'nın mahalle farklı seviyeli kavşağı ve bağlantı yolları Marmara bölgesindeki hızlı sanayileşme ve ticaret hacminin ihtiyacı olan deniz yolu taşımacılığında en önemli liman bölgelerinden birinin Gemlik olduğunu düşünürsek, Türkiye'nin 4. büyük serbest bölgesinin Gemlik'te bulunmasının ilçenin hızla gelişmesi sağlandı. Bu bağlamda Gemlik'in ulaşım ağını güçlendirecek, her projenin öneminin farkında olduklarından Gemlik Armutlu yolu üzerindeki Gemlik Yeni Mahalle yol ayrımında 1075 metre uzunluğundaki Yeni Mahalle farklı seviyeli kavşağını inşa ettik. Projenin toplam uzunluğu 950 metrelik bağlantı yolları ile birlikte 2 kilometreyi aşıyor. Yolun Yeni Mahalle geçişi, tek yoldu. Bölünmüş yol standardına yükselttik. Ayrıca yolun platform genişliği 12 metreden 19 metreye çıktığı için trafik yoğunluğu da rahatlayacak. Gemlikliler de bu cennet ilçemizi ziyaret edenler de rahat bir nefes alacak. Vatanımıza hayırlı olsun. Türkiye'nin tek seferde ihale ve inşa edilen en uzun metrosu Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete sunuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, ilk galerin ve enlerin projesi olarak tanımladıkları Kağıthane İpek İstanbul Havalimanı metrosunu İstanbul'a kazandırdıklarını belirterek, son 20 yılda olduğu gibi 2023 yılında da eser ve hizmet şölenlerine devam edeceklerini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattının açılışında konuştu. 2023'ün çok önemli projeleri tamamlayıp hizmete açtıkları, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümüne ve Türkiye 100 yılına yakışır bir yıl olacağını belirten Kara İsmailoğlu, bugüne kadar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin dört bir yanında adeta eser ve hizmet fırtınası estirdiklerini söyledi. Kara İsmailoğlu, 2023 yılında da bu azmimizi sürdürecek, ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacak tüm hizmetlerin altyapısını kararlılıkla tamamlayacağız. Milletimize aydınlık geleceğine taşımak için, ülkemizin her köşesinde 5000 şantiye ve hizmet noktasında 700 bin çalışma arkadaşımızla emek veren bir bakanlık olarak, projelerimizle, Türkiye'nin geleceğine yol açıyoruz. Türkiye'nin refahına yol açıyoruz, dedi. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yaptık. Cumhuriyetin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yaptıklarının altını çizen Kara İsmailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti. Mühendisliğimizin eşsiz bir eseri olan, ilk galerin ve enlerin projesi olarak tanımladığımız Kağıthane İpek İstanbul Havalimanı metromuzu İstanbul'a kazandırıyoruz. İstanbul ile dev bir eseri ve muhteşem bir hizmeti daha buluşturuyoruz. İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltiyoruz. 34 kilometre uzunluğundaki metro hattımız günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasitedir. Metro hattımız, liderliğinizde 2019 yılında yapımını tamamlayıp İstanbul'a kazandırdığımız Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattının Kağıthane istasyonundaki entegrasyonu sayesinde, tüm raylı sistemlere doğrudan, güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün hale geliyor. Hattımız sayesinde dünyanın en büyük ve en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'na, Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada, Esenler'den 45 dakikada, Taksim'den 38 dakikada, Zincirlikuyu'dan 28 dakikada, 4. Levent'ten 35 dakikada ulaşılabiliyor. Ülkemizin dünyaya açılan kapısına erişim bu kadar kısa sürelerde, kolay ve konforlu hale geldi. Bu konforu sunmak, Türkiye'nin ve İstanbul'un en kıymetli projelerinden birini hayata geçirmek, son 20 yılda olduğu gibi, milletine hizmet aşkıyla çalışan bizlere nasip oldu.